Merhabalar, Aceva Home'a geldim. Yeni ürünler gelmiş. Hep birlikte bir göz atalım. Benim şunlar dikkatimi çekti. Fanus içerisinde led ışıklar. Yine şöyle ev şeklinde olanı var. Bir tane açık bırakmışlar. Bunun da ışığı yanmıyor. Acaba güzel ışık verir mi? Bunların fiyatları ne kadar? Hemen onları da söyleyeyim. Taksitli fiyatı 18.80 diyor. Peşin fiyatı 16.95'miş. Yine şunlar kokular. Yine bunların altın renklisi olan var. Oda kokuları galiba bunlar. Yok, vücut spreyi diyor. Bunun fiyatı ne kadar? 20 lira da bunların fiyatlarıymış. Şöyle daha net görünür herhalde şöyle yapınca. Şurada da yastık kılıfları var. Bakalım. Farklı desenlileri de varmış. Yalnız ben işte şunun altın ya da gümüş rengini arıyorum. Bunlar benim çok hoşuma gidiyorlar. Bunların fiyatları ne kadardı? 35 lira ama ben geçen birkaç ay önce 25-26 lira gibi bir fiyatı vardı. Şu anda indirimde değil herhalde bunlar. Bir tek kırmızı rengi var burada. Gelelim bu tarafa. Şu ne? Ha, askılı süs. Hani ne asarsan as. Bunun fiyatı da 60 liraymış. 50 lira da bunların fiyatları. Peşin. Taksitli fiyatı da 55 lira. Bir de şu kısma bayıldım. Ya şuna bakar mısınız? Çok hoşuma gitti bu benim. 35 lira da bunun fiyatı. Şöyle. Bunlar peçetelik galiba. Bunlar ne kadarmış? 10 lira. Yine aynı fiyat bunlar da. Kar taneli. Şu grileri çok hoş. Bunlar da 10 lira. Şu tepsi herhalde mum tepsisi. Evet, sadece silerek temizleyiniz yazıyor. Fiyatı yazmıyor altında. Burada yazıyor mu? Yazıyor. 16.60 da bunun fiyatı. Bakalım. Şurada da bir Amerikan servis var. Ama bu plastik gibi. 13 lira da bunun fiyatı. Ama taksitli fiyatı 14 lira 40 kuruş diyor. Şurada da battaniyeler var. Ben bunu çok sevemedim. Çok plastik, lastik, şöyle basit duruyor. Şurada havlunun fiyatı ne kadarmış? 70 lira. Şu çok güzel. Yumuş yumuş. 90 lira da bunların fiyatları. Bu herhalde Amerikan servis diye mi geçiyor? Ne diye geçiyor tam bilmiyorum ama bence bunlar hiç kullanışlı olmaz. Şöyle kutular var. Flamingolu kutular. Genel olarak burası bu şekilde. Arka tarafta çok güzel şeyler gördüm. Bir de o tarafa bakalım. Bu kısımda küçük vazolar var şöyle. Altında fiyatları yazıyor mu bakalım. Altında fiyatları yazmıyor bunların. Yine bu da sanırsam lokumluk. 15 lira bunlar. Şöyle tatlı kupalar var. Bakalım bunların fiyatları ne kadar. Bunun fiyatı yazıyor mu? 15 lira da bunların fiyatları. Şu güllüler. Aa, bakın bunlar indirime girmiş. 5 lira bunlar. Yine şu da indirime girmiş. 8 lira da bunun fiyatı. Bunlar da indirimde. 20 lira da bunların fiyatları. Şöyle ahşap bir kutu var. İç kısmı file gibi delik delik. Bunun fiyatı da 27 lira. Bir de burada Hello yazısı var. Bunların biraz ahşap bir yapısı. Simli yapay çiçekler 10 lira nakit fiyatları. Şuradakiler mutfak önlükleri herhalde. Evet, mutfak önlükleri. Ama bunların desenleri çok hoşmuş. Ne kadar fiyatları? 25 lira. Şöyle tam görün desenini. Bence hoş. Önünde havlusu var. Bakalım havlusu düğmeli mi? Aynen düğmeli. Rahatça çıkarılıp yıkanılabiliyor. O yüzden düğmeliler güzel ve kullanışlı oluyorlar. Aceva Home'da en beğendiğim şeylerden bir tanesi de bu bornoz.
Yani benim bornozum hani bildiğiniz böyle tipik ağır hantal bornozlardan. Bunun yapısı hem ince hem de bence çok güzel kurular. Rahat da kurulanır. Hemen kurur diye düşünüyorum. Şunun yapısı biraz daha ince yandakine göre. 90 lira bunun fiyatı. 100 lira da şu pembelinin fiyatı. Şu gri de indirim var. Bu ne kadarmış? 80 lira da bunun fiyatıymış. İçerisinde bunun bilmiyorum kameradan net görünüyor mu ama hafif sim. Bu kısımda genel olarak Amerikan servisler var ama daha çok yılbaşından kalma gibi. Şöyle kırmızı keçeden var. Şu yeni sezon ürünlerden. Ama bunların yapısı az önce söylediğim gibi plastik olduğu için bu biraz daha farklı deseni. Çok sevemedim. 13 lira peşin fiyatı. 14.40'da taksitli fiyatı. Şu da şöyle bez şeklinde olan Amerikan servisler. Bu ikili satılıyor. İkili fiyatı ne kadarmış? İkili fiyatı altta. Hemen şöyle alttan bakalım fiyatına. 30 lira da bunun fiyatı. Bu ne? Bakalım. Mutfak önlüğü. Evet. Bu da yine mutfak önlüğü. Fiyatı ne kadarmış? 30 lira da bunun fiyatı. Bunlar da aynı şekilde mutfak önlükleri. Şu arkadaki şey benim sadece dikkatimi çekti. Şu keçeden yine Amerikan servis. Kaktüs desenli peçeteliklerde indirim varmış. Bu şekilde görünüyor. Nakit fiyatı 10 lira. Bilginiz olsun. Çeşit çeşit yastık kılıfı getirmişler. Bakalım fiyatları nasıl? Şöyle tüylüsü var. Ne kadarmış bunun fiyatı? Arkası düz kadife. 60 lira. Bana biraz pahalı geldi. Şu arkadaki şöyle yana alayım bunu daha net görün. Tamamen tüylü bu. Bunun fiyatı ne kadarmış? Bu da 60 lira. Şu var. Bu da böyle tam battaniyemsi. 30 lira da bunun fiyatı. Bana biraz pahalı geldi yastık kılıfları. Niye diye sorarsanız internette bunların fiyatları düşüyor arada. Şu arkadaki neyi hiç sevmedim. Bu ne? Aşağıda da yine aynı çeşitlerin devamı. Şu daha etnik desenli 35 lira. Yine şurada da var. Ama ben hani böyle hangisini beğendin derseniz böyle hiçbiri çok da fazla içime sinmedi. Bu ne kadarmış? 20 lira. Bunun fiyatı iyi. 35 lira da şu. Bunun benzeri yanılmıyorsam A101'e gelmişti. Öyle hatırlıyorum. Ama şu çok hoşmuş. Çok sevdim bunu. Bunun fiyatı ne kadar? 35 lira. Tam kışlık değil mi? Şurada da bir tane var. Buna da bakalım. Yalnız gelse. Bu da yazlık. Tam yazlık. Bunun fiyatı vay 10 lira mı? Bu bayağı iyi fiyatı var bunun. 10 liraya. Ne alıyorsunuz şimdi 10 liraya? Hiçbir şey. Bernardo'ya geldim şimdi. Fırsat bölümleri kısmı yapmışlar. Suluklar 15 lira. 30 liradan düşmüşler. Yine ekmek sepetleri 13 lira. Şöyle pembesi var. Şunlar neymiş? Tencere kapı. Var ya benim buna ihtiyacım var biliyor musunuz? Acaba kullanıştı mı? Ama silikonlar sıcakta erimiyor mu ya? Ben bunu ilk defa gördüm. Özellikle de kızartma tavam için çok iyi olur. Biliyor yani bence silikonlar erir ama hani bilginiz varsa aşağıya yorum bırakırsanız sevinirim. Şunların bir benzerleri A101'e gelmişti. Burada da 5 lira. Şöyle yumurta akı. Sizce bu nedir? Hadi bilin bakalım. Çay çöplüğüymüş. Çok hoşuma gitti benim. Bunun fiyatı ne kadardan düşmüş? 10 liradan 5 liraya düştü. Yine bu tıpalar. Bunları Teddy'de de görmüştük.
kahve fincan setlerine bayıldım yalnız. Şöyle göstereyim. Bunların fiyatları 114 lira. Yine şöyle üstlerine kelebek konanlar var. Bunlar da 115 lira. Marketten geliyorum. Poşetleri daha çıkartmadım. İlk olarak hemen akşam yemeğini yapmam lazım. Taze fasulyem vardı. Yanına ben makarnayı yakıştırıyorum. Burgu mu yapsam yoksa bu boncuk makarnadan mı yapsam, ama ben boncuk seviyorum. Mehmet burgu. Bu akşamlık burgu yapayım. Hemen şu makarnayı bir üstüne atıp poşetleri alıp geliyorum. Poşetleri getirdim. Malzemeleri çıkarmaya başlayalım. İlk olarak Mehmet Efendi'nin Türk kahvesinden aldım. Bu kekleri çok seviyorum. Tekli de satılıyor. Böyle altılı da. Çayın kahvenin yanına iyi gidiyor. Bir tane de onda ekonomik paket Nescafe'den aldım. Kaanlar markasının lor peynirinden. Geçen alışverişte unuttuğum tuz, billur tuzdan aldım. Ne şöyle yoğurt. İlk defa mı kullanacağım? Galiba bu markayı ilk defa kullanacağım. Bakalım nasıl. Bir tane şeker. Bazen beni sabahları serviste işe giderken araba tutuyor. Polo'nun bu şekerlerinden kullanıyorum. Kesiyor mide bulantımı. Elma sirkesi. Her zaman evde sirke bulundurmaya muhakkak özen gösteririm. Köftelik bulgur. Bulgurum hiç kalmamıştı. Ve şöyle bir tane de yufka. 5 yapraklık yufkadan aldım. Gelelim bu poşete. Bir yağ, sıvı yağ. Şöyle 5'li bulaşık süngeri. Bir tane ıslak mendil, gül kokulu. Ve feyri. 36'lısı 50 liraydı yanılmıyorsam. Bayağı pahalı ya. Bulaşık makinesi tableti gerçekten bayağı pahalı. Bir de şu lavaşlardan aldık. Yemek yerken iyi oluyor. Tost falan yaparken sabahları da iyi oluyor. Bir tane de bundan. Şimdi gelelim pazar alışverişine. Birkaç tane de pazar malzemesi aldık. Şöyle biber. Biraz. Domates. Aslında şu tarafa doğru sizi getirsem. Biberi gösterdik. Bir tane domates dedik. Salatalık. Bizim evde en çok giden sebzelerden bir tanesi. Şöyle birazcık soğan. Birazcık da patates aldım. Akşam yemeğini hazırladım. Taze fasulye, makarna. Aslında ben yanına cacık da yapacaktım. Sarımsağım var diye biliyordum, kalmamış. Ben de yoğurtları makarnanın kenarına serpiştirdim. Yanına da lavaş. İçeceklerimizi de döker, içeri getiririm. O zaman bize afiyet olsun. Bu akşam yemeğimizi oturma odasında yiyeceğiz. Ben televizyon karşısında oturup böyle yemek yemekten çok keyif alıyorum. Yerde oturmak daha iyi. Hani masada da yiyorum ama yerde oturup yemenin keyfi bence hiçbir şeyde yok. İlk önce buradakileri bir boşaltayım. Bu arada ben şu sistemden aşırı derecede memnunum. Tavsiye ederim size. Bir şey hani takılı koymaktansa böyle olması çok daha iyi. Hem alırken çok sıkıntı yaratmıyor. Hem de daha çok şey koyabiliyorsunuz. O yüzden severek kullanıyorum. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.